Raşitizmin tedavisi aslında oldukça basit. Dışarıdan D vitamini veriyoruz. D vitaminini emilimle ilgili bir sorun yoksa ağızdan verebiliriz. Emilimle ilgili bir sorun varsa intramusküler olarak kas içine verebiliriz. Burada tedavide iki yol denenmekte, iki yol uygulanmakta. Birincisi uzun süreli, ağızdan verilen uzun süreli tedavi. Diğeri kısa süreli yüksek doz tedavi. Her ikisi de uygulanabilir. Ancak tedavi mutlaka doktor kontrolünde yapılmalıdır. Çünkü D vitamininin yüksek dozları zehirlenmeye, böbrek yetmezliğine hatta yani ölüme kadar gidebilen yan etkilere neden olabilir. Onun için mutlaka doktor kontrolünde uygun süre ve uygun dozla tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Buna ek olarak D vitamini eksikliğinin tedavisi sırasında kalsiyum desteği de yapmak gerekir.